yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda sana ders Herkese merhabalar arkadaşlar. dersizliğine hoş geldiniz. Ben Adem uz. Çemberde uzunluk uzman testimizi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekildeki çember T noktasında teğet ve bazı uzunluklarımız verilmiş 2, 4 ve 10 santim x uzunluğu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu teğet kiriş açıyla şuradaki açımız birbirlerine eşittir. Bir de şuraya ortak açı teta dersek aslında şuradaki küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yapacağız. Küçük üçgende alfanın karşısında 2 var. Büyük üçgende alfanın karşısında 4 var küçük üçgende tetenin karşısında x var. Büyük üçgende tetenin karşısında 10 var. İşler dışlar çarpımı yapılırsa 20 eşittir 4x. x de buradan 5 olarak tespit edilir. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. İkinci sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki çember T noktasında teğettir. AB uzunluğu AP uzunluğunun 3 katına eşit. Şimdi şu uzunluğa M dersek arkadaşlar şu uzunluğumuz 3M olacak. AT uzunluğumuz 2 santim TB uzunluğu x kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya da e, K diyelim. Şimdi normalde bir kuvvet e, formülü yaparsak K'nın karesi eşit olacak. M çarpı tamamı. Yani 4M. Buradan K kare eşittir. 4M kare olur. Buradan da K'yı 2M olarak hesaplayabiliriz. Şimdi bir de Şimdi şuradaki teğet kiriş açıya alfa dersek arkadaşlar şurası da aynı yayı gördüğünden dolayı burası da alfa olacaktır. Şuraya da başka bir açı ismi verelim, teta olsun. Şimdi biz aslında küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğini yapacağız. Şimdi küçük üçgende arkadaşlar teta'nın karşısında 2 var. Büyük üçgende teta'nın karşısında x var. Şu küçük üçgende alfa'nın karşısında e, m vardır. Büyük üçgende alfanın karşısında 2m var. M'ler birbirini sadeleştirirse işler dışlar çarpımı yaparsak x'i buradan 4 santim olarak buluruz. Doğru cevabımız da bursa olur. Üçüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki çemberde bazı uzunluklarımız verilmiş. 4, 6 ve 12 santim x uzunluğu kaçtır diye soruyor. Bu 12 santim uzunluğunu da yazmış arkadaşlar. Şuradan Şuraya kadar olan uzunluğumuz 12 santim. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapacağız. Şimdi bu e, dörtgende arkadaşlar karşılıklı açıların toplamları 180'dir. Yani şurası alfa alfaysa şurası 180'e tamamlayan açıdır. O yüzden biz e, eşit açıları bulmak için şimdi bu açı alfaysa bunun şu tarafındaki açı alfa olacaktır. Aynı şekilde şuraya teta dersek arkadaşlar bu sefer şu taraftaki açımız teta olur. Benzerlik yaparsak şimdi küçük üçgende teta'nın karşısında x var. Büyük üçgende teta'nın karşısında 12 santim var. Küçük üçgende arkadaşlar şurası da ortak açı p noktası 4 var. Büyük üçgende 6 var. Sadeleştirme yaparsak ve işler dışlar çarpımı yaparsak x buradan 8 santim olarak bulunur. Doğacağımız denizlidir. Dördüncü sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Bazı uzunluklarımız verilmiş 4 santim 9 santim diye ve iki tane uzunluğumuz birbirine eşit. Şu uzunluğa da x diyeceğiz. Aynı zamanda şu uzunluğun tamamı 9 santim olarak verilmiş. Bizden x uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Yine teğetler dörtgenimiz var arkadaşlar. Şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Burası alfa ise burası alfa. Şu açıya da teta dersek bunun şuradaki açısı teta olacaktır. Şimdi küçük üçgende teta'nın karşısında x var. Büyük üçgende arkadaşlar teta'nın karşısında 9. küçük üçgende şurası da ortak açımız p noktası 4 santim var. Büyük üçgende x var. İşler dışarı çarpımı yapılırsa x kare eşittir 36. x de buradan 6 santim olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizidir. Beşinci sorumuzda şu şekilde. Şekildeki çemberde AB ortak teğet. AC uzunluğu 12, BD uzunluğu 4, x uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu teğet kiriş açıya alfa diyelim. Şurası da aynı yayı gördüğünden dolayı alfa olacaktır. Şuradaki teğit kiriş açımıza da beta da dersek. Şu da aynı yayı gördüğünden dolayı burası da beta olacaktır. Şimdi aynı zamanda arkadaşlar şu açının tamamı 90 derecedir. O yüzden alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğundan dolayı şurası arkadaşlar betadır. Şurası da arkadaşlar alfa dereceye eşittir. Şimdi biz burada şu üçgenle arkadaşlar şu üçgenle şuradaki üçgenin benzerliğini yapacağız. Şimdi ABD üçgenindeki beta açının karşısıyla başlayalım. Beta'nın karşısında x var. ABC üçgeninde beta'nın karşısında 12 var. ABD üçgeninde arkadaşlar alfa'nın karşısında 4 var. Diğer ABC üçgenimizin Üçgenimizde Alfa'nın karşısında x var. İşler dışarı çarpımı yaparsak buradan x kare eşittir 48 olur. x de buradan 4 kök 3 olarak hesaplanır. Doğru yanıtımız arkadaşlar Ceyhandır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde AB doğru parçası şekildeki kesişen çemberlerin ortak teğetidir. AC uzunluğu BD uzunluğunun iki katına eşit. AB uzunluğu 4 kök 3. AC uzunluğu x kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu AC uzunluğunu biz 2x yapalım. BD uzunluğu x olsun. Ama sorulan şey arkadaşlar 2x. Biz 2x'i bulmaya çalışacağız. Şimdi şuradaki açımız arkadaşlar teğet kiriş açı. Buna beta dersek aynı yayı gördüklerinden dolayı şurası da beta olacaktır. Yine aynı şekilde şuna alfa dersek bu da aynı yayı gördüğünden alfa olur. Ve şuradaki açı arkadaşlar 90 derecedir. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğundan dolayı arkadaşlar şurası betadır. Şurası da alfa derece olacaktır. Şimdi biz iki tane üçgenin benzerliğini yapacağız. Bunlardan birincisi arkadaşlar şuradaki üçgenle Diğer tarayacağım mavi ile şuradaki üçgenin benzerliği. Şimdi mavi ile taradığım üçgende alfanın karşısında 4 kök 3 var. Yeşil ile taradığım üçgende mavinin karşısında 2x var. Bu oran eşit olacak. Mavi ile taradığım üçgende betanın karşısında x var. Yeşil ile taradığım üçgende arkadaşlar betanın karşısında 4 kök 3 var. İşler dışarı çarpımı yapılırsa Burası 48 eşittir 2x kare olur. 24 eşittir x kare. Buradan da kök 24 bulunacak. X bu da 2 kök 6 eşittir. Yalnız biz 2x'i bulacaktık. AC uzunluğumuz arkadaşlar 4 kök 6 olarak hesaplanır. Doğru cevabımız edine seçeneğidir. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.